Son seansa karşınızdayız. Son seansta bugün İrem Yelkenci bizimle birlikte olacak. F4E kurucu ortağı kendisi aynı zamanda. Çok yakın zamanda da 1 milyon dolarlık bir yatırım almış bir şirketin başında. İK kaynaklı bir platformu yönetiyor. Aynı zamanda şirketlerin stratejileri ve kültürlerine özel çözümler üreten ve bunları tasarlayan, hedeflerine daha hızlı ve etkin biçimde gitmesini sağlayan yapay zeka destekli performans platformu aynı zamanda ilk yatırım turunda biraz önce söylediğim gibi 1 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Ve önümüzdeki günlerde muhtemelen önümüzdeki süreçlerde yeni yatırımların da gelmesi söz konusu. Günümüzde trendler nereye doğru gidiyor? İnsan kaynaklarında nereye doğru gidiyoruz? Gerçek anlamda veri tabanlı ve yapay zeka tabanlı yazılımlarda insan kaynaklarının nasıl yönetildiğini anlayacağız. Ve bunlarla ilgili trendleri ele almaya çalışacağız. Birazdan başlıyoruz. İnsan kaynakları yönetiminde artık trendler değişiyor. Eskiden olduğu gibi basit sistemlerden daha karmaşık ama bu arada çok seçici yöntemlere doğru gidiyoruz. Çünkü bu basit yöntemlerden çok seçici yöntemlere giderken önümüzde önemli bir kılavuz var. Bu da yapay zeka. Yapay zeka bize insan kaynakları konusunda neler yapmamız gerektiğini belki bilmediğimiz pek çok şeyi bize zamanında öğretiyor. Dolayısıyla doğru insanı doğru yerde konumlandırmamızı sağlıyor. İnsan kaynakları konusunda önemli bir şirketin yöneticisiyle birlikteyiz. F4E kurucu ortağı İrem Yelkenci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz İrem Hanım. Hoş bulduk. Ne var ne yok, iyi misiniz? Teşekkürler, çok sağ olun. Her şey yolunda değil mi? Sağ olun. Bomba gibisiniz. Evet. Peki. Şimdi bize biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. İrem Yelkenci kimdir? Teşekkürler. Ben iki çocuk, kız çocuğu annesiyim. İki evliyim. Kız çocuğu, evet, maşallah. Aynen. Kaç yaşında çocuklar? 4 ve 3 yaşlarında. 4 ve 3? Evet. Ara vermeden? Evet, süper. Arka arkaya tamam. Bomba gibi. Gelecek mi bir tane daha? Yok, sağ olun. Teşekkür tamam. ediyorum. Buraya konuyu kapattık yani burada değil. Peki, dükkanı kapattınız. Evet, evet. Peki. Çünkü başka dükkanlar var uğraşmamız gereken. Tabii, şimdi aynen. Bugün de F4E'den bahsedeceğiz. Ben yaklaşık 15 senedir insan kaynakları danışmanlığı yaptım. Kariyerime Amerika'da başladım. Burada Amerika'da Cincinnati'de. Cincinnati. Evet, evet. Master'ımı orada tamamladıktan sonra ilk profesyonel kariyerimi orada başladım danışman olarak. 15 sene yönetim danışmanlığı yaptım. Özellikle de insan kaynakları alanında yönetim danışmanlığıydı bu. Türkiye'de bir Amerikan şirketini kurduk ve çok kıymetli Türk şirketleriyle çalıştık. Hep yurt dışından öğrendiğimiz uygulamaları ülkemize uyarlamaya, aynı şekilde yapmak değil ama uyarlamaya, burada tabii, fayda sağlamaya gayret gösterdik. Şimdi de F4E'nin kurucu ortağıyım. Feedback for Excellence şirketin ismi. Bu bir yazılım şirketi. Özellikle yönetim ve insan kaynaklarının buluştuğu bir alan bu. Şirketlerin stratejilerini çalışanlarla birlikte hayata geçirmelerini sağlıyoruz aslında. Peki, şimdi ben size bir şey soracağım. Tabii. Mesela bundan 20 yıl önce herhangi bir işe başvurduğunuzda, hı hı, gidiyordunuz. Böyle karşınızda işte 4 tane beyefendi, hanımefendi diziliyor. Size böyle tuhaf tuhaf sorular soruyor. İşte, burcunuz ne? Hangi rengi seversiniz? Hı. Sevdiğiniz günler var mı? Daha çok nelerden rahatsız olursunuz? Böyle garip, absürt sorular sorulurdu. Ben de mesela böylesi sınavlardan bundan yıllar önce geçmiş biri olarak dedim ki yani bunları niye soruyorlar ki? Benim Başak Burcu olmam ya da bilmem işte şu ülkede doğmuş olmam, şu memlekette olmuş olmam ne anlam ifade? Beni ben olarak tarif etmeniz lazım. Şimdi anladığım kadarıyla İrem Hanım, yapay zeka bütün bunları siliyor. Böyle bir derin bir silgiyle siliyor. Başka bir şey kuruyor. Ya o başka bir şey bence çok önemli. Dolayısıyla gerçek yetenekleri ortaya çıkarıyor. Evet. İnsanı kökenlerinden, orijininden, dininden, dilinden ve tabiatından bağımsız olarak başka bir şekilde tarif ediyor. Hı hı.
Bence bu doğrusu budur. Yani yapay zeka devreye girdikten sonra şu an itibariyle, yani son 4-5 yıldır özellikle, artık bence daha seçici olmaya başladı ve doğru işler yapmaya başladı. Bence bundan sonra şirketler yapay zeka kullanmaksızın insan kaynaklarını kullanmaya devam ettikleri takdirde bence sınıfta kalırlar. Hatta şirketlerin başarılı olabilmesi için bence yapay zeka tabanlı İK platformlarını kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu konudaki özlü görüşünüzü merak ediyorum. Çok sağ olun. Evet, benim için de güzel bir anekdot oldu aslında. Yapay zekanın kullanımı aslında insan kaynaklarında çok değişti zaman içerisinde. Bence çok da çok enteresan bir yere doğru da gidiyor. Şu anda nerede olduğumdan biraz bahsedeyim. Hani ilk başta bu bir otomasyonla başladı. Aslında evet. Her teknolojik dönüşüm gibi en çok işte insan emeği gerektiren işlerde, vaktimizi en çok alan işlerle otomatize etmek üzerine yapay zeka başladı. Bunlar nedir işte? Bordro, izin yönetimi falan gibi konuları biz acaba teknolojiyle çözebilir miyiz? Evet. Ama sonra yapay zekanın devreye girmesiyle daha katma değerli insan kaynaklarını konuşmaya başladık aslında teknolojilerde. Mesela ilk başta çıkan alanlardan bir tanesi işe alım yaparken en iyi aday hangisi olur? İşte dediğiniz gibi burçlara belki bakmıyor ama karakter özelliklerini. Sevdiğiniz renkler falan diyorlardı. Yani ben böyle yani kafayı yiyecektim. Öyle bir şeye girdim maalesef. Evet, orada biraz herhalde kişisel şeylere giriyormuş o zaman. Tabii. Şu anda da tabii çok büyük şeyler var, tartışmalar var. Yani veriyle çalıştığı için tabii ki yapay zeka. Hani daha önce işe alınanlar hangi burçtandı, hangi karakterliydi diye bakıp da yani yine yanlış sonuçlar üretebilir. Çünkü verdiğiniz veri kadar iyi sonuç üretir ama yine de yeni teknolojilerde şunu görüyoruz ki artık adayların bilgilerine, becerilerine, işte onlarla ilgili birçok farklı veriyi birleştirip en iyi adayı seçmek üzerine bir şey var. Ha, bizim yaptığımız iş bu mu? Hayır, bu değil. Ama bununla başladı İK teknolojilerinde yapay zeka kullanımı. Daha sonra bizim olduğumuz alanlar gibi farklı farklı çeşitlenen alanlarda yayılmaya başladı. Biz ne yapıyoruz? Şirketlerin stratejileri doğrultusunda, vizyonu doğrultusunda çalışanları aynı potada, aynı ortak hedeflere doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde şirkette verimliliği arttırıyoruz aslında. Dolayısıyla çok farklı alanlarda şimdi yapay zeka kullanılıyor. Daha da farklılaşacak, yakın zamanda çok daha farklı seviyelere gideceğine inanıyorum. Peki, segmentasyon yapalım şimdi. Mesela bir savunma sanayine eleman alacaksınız. Ya da bir gıda sektörüne, işte bisküvi, çikolata yapan bir şirkete eleman alacaksınız. Ya da bir basın kuruluşuna eleman alacaksınız. Mesela orada yapay zeka nasıl bir yönlendirme yapıyor? Yani yapay zeka gelen herkese sıfırdan basic bir temellendirme mi yapıyor? Yoksa herkesi yeteneğine göre ayırarak ona göre mi tasnif ediyor? Evet. Yani bu insan bu basın kuruluşuna başvurduğuna göre demek ki basınla ilgili bir şeyler yapması lazım. Basınla ilgili özelliklerine bakmam lazım diye mi başlıyor? Tabii. Yoksa sıfırdan mı başlıyor? Yani nerede doğdu, ne zaman büyüdü, hangi okula gitti, kimlerle büyüdü, işte annesiz mi, babasız mı ya da şiddet görmüş bir aileden geliyor mu gibi şeylere bakıyor mu acaba? Evet, evet. Yani o tabii ki kişisel verileri de kurma çerçevesinde. Yani biz aslında bizim yaptığımız işte biz birazcık daha şirketin içerisine girdikten sonra başlıyoruz. Ama işe alım sürecinde evet çeşitli teknolojiler var bugün. Ve ne kadar çok veriyle beslenirse o kadar iyi sonuçlar veriyor. Ama dediğiniz gibi özelliklerinden biri şirkete özgü olması. Yani tabii. O şirketteki duruma ve o role özgü bir adayı değerlendiriyor olmak. Şirkete girdikten sonra da çok önemli. Yani sadece şirkete girerken değil. Sonrası da var. Sonrası da var tabii. Peki, ondan sonra da yapay zeka neler yapabiliyor. Evet, neler yapıyor. Yani bizim de olduğumuz alan mesela özellikle de ilgi alanımız şirket stratejileri oluyor tabii ki, değil mi? Sermayedarın, üst düzey yöneticilerin, tabii. Genel müdürlerin. Bunları ekiplerimize anlatıyoruz, çalışanlarımıza anlatıyoruz, sürekli konuşuyoruz belki. Ama nasıl yönetiyoruz acaba şirkette? Sürekli bize bağlı bir karar mekanizması mı var? Evet. Biz bunu daha verimli nasıl yapabiliriz? Yapay zekayı özellikle burada kullanmaya çalışıyoruz. O stratejik hedeflerimizi, vizyonlarımızı nasıl çalışanların rolleriyle ilgili anlamlı, ölçülebilir, objektif hedeflere çevirebiliriz? Bu şekilde doğru şeylere odaklanmalarını nasıl sağlayabiliriz? Ki hep beraber o ortak hedeflere, stratejilere oluşalım. Tabii. Evet. Dolayısıyla yapay zekayı kullandığımız alanlar genelde o ölçülebilir hedeflere çevirme vizyonumuzu, 3 ayda nerede olacağız, 6 ayda, 12 ayda nerede olmayı hedefliyoruz ve bunları çalışanlarla ortak bir platformda nasıl paylaşabiliriz? Biz bu alanda peki, uzmanlaşıyoruz. Çok böyle zor bir soru soracağım. Tabii yani bu şey sorusu gibi, kazık soru dediğim gibi. Mesela yapay zekaya, işte Suriye'de ne oluyor diye soruyorsunuz bugün. Yapay zeka işte medyadan derlediği bilgileri size derli toplu veriyor. Güzel, beğeniyorsunuz. Ama gerçek anlamda arka planda ne olduğunu anlayamıyorsunuz.
Şimdi bizim meramımız, bizim derdimiz aslında arka planı, değil mi? Dolayısıyla işe alım yaparken ve işe alım yaptıktan sonra çalışan elemanların niteliklerini sorgularken, verimliliğini sorgularken yapay zekanın yetersiz kaldığı alanlar olduğunu düşünüyor musunuz? Bu biri, sorunun birinci kısmı. İkinci kısmı da yapay zeka yetersiz kalıyorsa orada ne devreye giriyor? Ne yapmak lazım? Evet. Yani yapay zeka bence burada sadece destekleyici aslında teknolojiler. Bravo. Bazı şeyleri çok iyi yapıyor. Çünkü bizden tabii ki daha az insan olduğu için insan hatasını kapatıyor birazcık da, öyle değil tabii, mi? Evet. Dolayısıyla daha objektif parametrelerle bize parlayan yıldızlarımızı, performansı yüksek olan bireylerin kimler olduğunu daha objektif parametrelerle çıkartıyor. Birincisi bu. Hani bu özellikten faydalanmak lazım. Ama eksik kaldığı yanlar ne? Çalışanların diğer bireylerle, diğer çalışanlarla olan ilişkisi nasıl? Tamam, belki metriklere bakabilir, parametrelere bakabilir ve bizi İrem hedeflerinde iyi gidiyor ama arkadaşının desteğe ihtiyacı var şu konularda. Onun hedeflerinde kendisi birazcık daha geride kalıyor diyebilir bize ama asıl önemli olan şey aramızdaki ilişkiyi bilemeyecektir. Bu anlamda da onun eksik kaldığı yerlerde aslında biz bir kontrol mekanizması oluyoruz. Evet. Yani yapay zekanın en gelişkin aşamasında bile bir insan yönlendirmesine mutlaka ihtiyaç olacak. Evet, ikisini birlikte yapmamız gerekiyor. Peki bu sonsuza kadar böyle mi gidecek mesela? Yapay zeka şu anda işte emekleme aşamasında bir şey. Doğru. Çocuk düşünelim. Yani işte yürüyor, tamam, sürünüyor ama işte ne giyeceğine karar veremiyor mesela. Annesi babası karar veriyor. Doğru. Tam o aşamadayız şu anda, biliyorsunuz yapay zekada. Mesela bu aşamayı çok hızlı geçecek, onu biliyorum. Bir süre sonra mesela 25 yaşında bir gençle, delikanlıyla karşı karşıya kalacak. Çok kısa zamanda, mesela önümüzdeki 2 yıl içinde muhtemelen bu 4 yaşından birdenbire pat diye 25 yaşına gelecek. Ama o zaman bile eksikleri olacak. Çünkü o zaman da 25 yaşındaki bir insanın işte 55 yaşındaki, 60 yaşındaki bir insanın deneyimlerinden eksik olduğunu göreceğiz. Onu nasıl kapatacağız? Evet, yani biz galiba burada öğrenmemiz gereken şey bu eksikleri birlikte nasıl daha verimli bir çalışma hayatına dönüştürebiliriz? Yapay zekadan nasıl daha fazla faydalanabiliriz? Sürekli onları bence şey yapmamız gerekiyor. Tabii ki çok hızlı bir şeyi var yani. Evet, yani hızlı bir gelişimi var. Bu katlanarak giden bir süreç. Dolayısıyla da bence keşfedeceğimiz de çok şey var. Ama şu anda çok ciddi bir verimlilik beklentisi var iş dünyasının yapay zekayla. Geçen işte yapılan bir araştırma, Gartner'ın bir araştırması geçen ay çıktı. Orada söylüyor ki liderler yaklaşık %23 verimlilik bekliyor artık yapay zekadan, yani üretim anlamında. %23'lük bir artış olacak ve bunu da 12 ay ile 18 ay arasında bekliyor. Şimdi çalışanlara sorduğunuzda çok enteresan. Çalışanların söylediği, çalışanların %47'si diyor ki benim fikrim yok bu nasıl olacak, bu verimlilik diyor. Hiçbir fikrim yok diyor. Çok acayip. Dolayısıyla iş hayatının içerisine daha girmedi. Yani biz bu olanları daha keşfetmedik. Daha keşfedecek çok şeyimiz var. Orada bir ChatGPT var, kimilerimiz kullanıyor falan ama hani dolayısıyla daha keşfedeceğimiz, bunu nasıl daha pratik olarak hayatımızın içine sokabileceğimizle ilgili daha keşfedeceğimiz alanlar var. Bir diğer enteresan kısım da bu %47'den geri kalan kısımda şunu söylüyor. Yaklaşık onun %77'si biz bu olanları evet daha bilmiyoruz ama bildiklerimiz de hiç verimli değil. Benim işimi de zorlaştırıyor diyor. Evet. Yani o aynı söylediğiniz gibi 8 yaşı, 25 yaşı ben onunla uğraşıyorum. Daha iyi veriler çıkartması, daha iyi sonuçlara ulaşabilmesi için diyor. Ben de emek vermek zorunda kalıyorum ve şu anda benim verimliliğimi düşürüyor bile. Söylediği şey bu. Ama bu kesinlikle bizim daha o şeyleri, kesişim noktalarını çok iyi bulamamış olmamızdan kaynaklanıyor. Bu da çok yakın zamanda bizim gibi teknolojilerle olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi bana sizin girişimlerinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Mesela işe alım yaptığınız bir şirkette karşı karşıya kaldığınız güçlüklerden ya da karşı karşıya kaldığınız güçlükleri aşma mücadelesinden bahsetmenizi rica ediyorum. Evet. Hem olumlu örneklerden hem olumsuz örneklerden. Şirket adı verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. O size bağlı bir şey. Evet, çok sağ olun. Aslında bizim işimiz biraz da şirkette, birey şirkete girdikten sonra başladı. İşe alım yapıldı. İşe alımdan önce yok musunuz? Evet, işe alımdan önce biz çok fazla şey yapmıyoruz. Hani birey ile şirket arasında yokuz ama şey seçildi. Neden yoksunuz? Yani şirketler buna müsaade etmediği için mi yoksunuz? Yok, hayır. Biz şey olarak siz o alanda, evet bizim uzmanlaşmak istediğimiz alan birazcık daha şirketlerin daha yüksek performanslı çalışması. Birey alındıktan sonra şirket içerisinde ama orada da yani işe alımın şeyi bitmiyor aslında. Tabii. Belli bir süreçte, değil mi, o şirketin hedefleri neler, o bireyden beklenenler neler, bunları bilmiyoruz.
bilmesi gerekiyor kişinin ki verimli olabilsin aslında. Sadece doğru kişiyi almak yeterli değil çünkü şirketi. Dolayısıyla şu anda görüyoruz ki iş hayatında çalışanların beklentileri arasında en önemli şeylerden biri amaç. Yani benim amacım ne burada? Bu şirket ne yapmaya çalışıyor? Neyi başarmaya çalışıyor? Bunu öğrenmesi gerekiyor. Bunu belirledikten sonra aslında yapması gereken yine önem verdiği konulardan biri de ne yapacağını net bir şekilde biliyor olması lazım. Evet, şirketin amacını biliyoruz ve kendi oradaki rolünü de yine hedefleriyle bir şekilde kendisine verebiliyorsak eğer artık her şey takımı için, kendisi için çok daha netleşiyor. Aslında performans biraz da buradan başlıyor. Bunlar olmadığı zaman işte kötü örnekler, dediğiniz kötü örnekler burada başlıyor. Eğer biz stratejimizi anlatamıyor isek, ölçülebilir hedeflerle bireyin önüne çıkaramıyor isek ondan da yüksek performans beklemek çok doğru olmuyor. Bunun sonrasında da gelen üçüncü bir nokta var tabii ki performans yüksek olması için. Evet, hedeflerimi verdin ama bunları gerçekleştirirsem ne olacak? Değil mi? Dolayısıyla tabii bunun da net bir şekilde şirketlerde belirlenmesi lazım. Şimdi mesela şirketlerde insan kaynakları yönetimi bir insanın elinde, bir kadın ya da erkeğin elinde. İşte çalışan eleman insan kaynakları müdürüne selam vermedi. Kapıyı açmadı ya da sokakta gördüğünde başını çevirdi gibi şeyler var. Bunlar tabii negatif unsurlar. Doğru. Bir süre sonra çiziyor üzerine ve dolayısıyla bir süre sonra gidiyor. Şimdi mesela yapay zeka bunları ortadan kaldıracak mı? Bu subjektif değerlendirmeleri ortadan kalkacak bir noktaya doğru geliyor mu? Bunu şunun için soruyorum. Yani sizin yürüttüğünüz süreçte buna dair olumlu örnekler var mı? Evet, insan kaynakları müdürünün böyle çok hoş bakmadığı, çok sempatiyle bakmadığı kişilik. Bazı insanlar yapay zekanın yönlendirmesiyle aslında o şirkete çok farklı ve çok yararlı elemanlar durumuna gelebiliyor diyebiliyor musunuz? Evet, aslında bunu söyleyebiliriz. Bunu hem yapay zeka hem de teknolojinin kendisiyle aslında söylemek mümkün. Ve bu sadece hani şey gibi de değil, hani bir insanın biri hakkında düşünceleriyle ilgili de olmayabilir. Şöyle olabilir örneğin. Bir takım hedeflerimiz vardır, işlerimizi yapıyoruzdur, belli başarılara imza atıyoruzdur ama sadece büyük bir kurumda düşünün, kurumsal şirketlerde vesaire. Müdürümüz bunu biliyordur değil mi? Bir yöneticimiz biliyordur. Evet, tabii. Ama CEO'muz, genel müdürümüz belki haberi yoktur. Bilemez. Asla bizim başarılarımızı ve ne kadar savunulduğumuzu hiçbir zaman bilemeyiz. Dolayısıyla o sermayedar da o CEO da yine en büyük asetlerinden biri olan performansı yüksek çalışanından da haberi yoktur. Gerçekten kimdir o? Hani kendisine anlatıldığı gibi midir yoksa başka bireyler midir? Görünmeyen parlayan yıldızları mı vardır aslında? Şimdi şeffaflık burada önemli bir unsur. Dediğim gibi stratejiyle hedefi birleştirip ortak hedefleri koyan bir platformumuz var. Diyoruz ki 3 ayda buraya gelmek istiyoruz. 6 ayda burası, 12 ayda burası. Sana düşen bu. Bizim ekip olarak yapmaya çalıştığımız şey bu. İnsanlar bunu bilip sürekli baktıklarında ve takip ettiklerinde zaten siz şirketin içerisindeki yıldızlarınızı aynı platformdan, sosyal medya gibi düşün. Tabii. Düşünün, oradan görebiliyorsunuz, sosyal medya gibi takip edebiliyorsunuz başarılarını. Tabii. Ve gençler de, özellikle gençler de paylaşıyorlar, takdir ediliyorlar. Ama illa bu bir jenerasyonel bir şey değil tabii ki, motivasyonel bir durum aslında. Biz de görünür olmayı istiyoruz, başarılarımızı paylaşmayı istiyoruz. Dolayısıyla bu şekilde aslında o ön yargının veya o bilinmezliğin, üstü kapatılmış olan şeyin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu bir kısmı. İkincisini de şunu söyleyebilirim, 360 derece değerlendirme diye bir şey var artık İK'da. Doğru. Bu da kurumlarda yapılabiliyor. İşte ne bu demek bu? Onu biraz açar mısın? Tabii ki. Birbirimizi değerlendiriyoruz. Beraber çalışmaktan hoşlanıyor muyum? İşte belli yetkinliklerin olduğunu düşünüyor muyum arkadaşımda? İşte takım odaklılık, iletişim becerisi, beraber çalışma becerisi vesaire gibi sonuç, kaliteli sonuç çıkartma falan gibi şeyleri aslında sadece yöneticimizin görüşüyle değil de ya da CEO'muzun ya da İK'cımızın görüşüyle değil de diğer arkadaşlarımıza sorarak, çalışma arkadaşlarına sorarak bir ortak skor çıkartarak aslında bundan, bir anket gibi adeta, hepimizin belirli değerleri oluyor ve geliştirmemiz gereken yanlar ve güçlü olduğumuz yanlar ortaya çıkıyor aslında. Dolayısıyla bu da bir şeffaflık getiriyor organizasyonda. Daha bir normalizasyon getirip birbirimizi değerlendirdiğimiz, beraber çalışmayı istediğimiz kişilerle birlikte daha verimli iş sonuçları elde edebiliyoruz. Peki, diyelim ki bir bankaya çalışıyorsun, evet. A bankası, B bankası. Bankanın bir insan kaynakları departmanı var. Tabii, orada da evet. Çok sayıda çalışan insan var. Evet. Siz de yapay zeka ile oraya girdiniz. Şimdi orada bankanın yönetimi sizin raporlarınızı mı göz önüne alıyor? Tabii somut hayattan örnek verebilirsiniz bu arada, yani yaptığınız işlerden. Banka olmayabilir, herhangi bir holding tarafı. Bankayla da çalışıyorsunuz. Evet, tamam, güzel. Bankadan örnek verebilirsiniz yani adını vermeden. Sizin raporlarınıza göre mi? Yani sizin yapay zeka platformunda gelişen duruma göre mi, ölçeklere göre mi, yoksa yine insan kendi departmandaki filanca abinin görüşüne göre mi şey yapıyorlar? Ya evet, tabii ki şimdi her kararı
nasıl verdiklerini sorgulayamayız. Bizim verdiğimiz verilerin çoğu aslında kurumsal şirketlerde kesinlikle bizim verdiğimiz veriler çok önemli bir yere oturuyor. Evet. Yani çünkü bu bir performans yönetimi. Eğer siz kurumsal bir şirket yönetiyorsanız veya kurumsallaşma sürecindeyseniz artık bireylerden işleri çıkarmak demek bu. Süreçlere devretmek demek. Öyle değil mi hani kurumsallığın? Dolayısıyla da artık verilerle konuşmak lazım. Bu anlamda performans yönetimi yani hedef verme, ölçme, değerlendirme ve buna göre çeşitli kararları verme, ücret, performans primleri veya kişinin kariyeriyle ilgili kararları vermek icap ediyor kurumsal şirketlerde. Ha, demek %99'unda böyle karar verilirken, %99 instance'da böyle karar geri verirken, kalanında belki birinde ikisinde o verilerin olmamasından da kaynaklı. Belki sistemde o veriler olmamıştır. Ya da veriyi değerlendirmeyi. Veya veriler farklı şekilde değerlendirilmiştir. Bu tip şeyler pek tabii ki olabilir. Ama bu genel kuralı bozmaz. Yani genel tutarlılığımızı bozmaz, kurumsal duruşumuzu bozmaz. Dolayısıyla mümkün mertebe aslında bu tip işleri hani kurumsallaştırmak, kurumsal süreçleri nasıl yapabiliyorsak, yani kurumsal tabii. bir şirkette nasıl olması gerekiyorsa, hangi organizasyonda olursak olalım o prensiplerle yola çıkıyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki. Şimdi 1 milyon dolarlık bir yatırım aldınız. Evet, doğru. Bu 1 milyon dolarlık yatırımı size niye verdiler? Yani ne oldu da verdiler? Verdiler. Evet. Kesinlikle. Türkiye'de işte bu bizim ilk yatırımımız aslında. Evet. Şu anda yüzde nereden aşkın. Nereden aldınız? Sakıncası evet, yok. Evet, yok estağfurullah. Aslında çok değerli kurum ve kuruluşlardan aldık. Yerli birincisi yabancı. Türkiye İş Bankası. İş Bankası. Evet, evet. Güzel. Çok değerli Türkiye İş Bankası yatırımcılarımızdan bir tanesi. Diğeri Türkiye'nin ilk ve tek cinsiyet eşitlikçi fonu, yatırım fonu Arya. Üçüncüsü de biz Boğaziçi Ventures. Aslında bu da toplam 1 milyon dolar. Toplam 1 milyon dolar. Üçünden 1 milyon dolar. Evet, bir de melek yatırımcımız var. Herhalde ağırlıklı İş Bankası. Evet, İş Bankası tabii ki öncelikli. Dolayısıyla bu çok kıymetli 3 tane kurum aslında bizi destekleyen. Destekleme sebepleri de Türkiye'deki başarımız öncelikle, bu pazardaki başarımız. Bunu fazlalaştırmak istiyoruz, tabii ki yaygınlaştırmak istiyoruz. Kurumsal şirketlerden, yurt dışından öğreniyoruz. İki kurucu ortağın da yurt dışı deneyimim var. Biz ilk başta kurumsal hayata da yurt dışında var. Üç kurucu ortak mısınız? İki kurucu ortağız, evet. İkimizin de öyle. İkimiz de Amerika'da başladık kariyerimize. Dolayısıyla hani global ölçekte biz bu işi yapmanın peşindeyiz. Türkiye'deki başarılarımız da çok değerli kurumlarla çalışıyoruz. Hem yenilikçi hem birazcık daha Türkiye'ye uzun süredir mal olmuş kurumlarla, daha uzun süredir var olan kurumlarla. Dolayısıyla paylaşımlarımız hep öğrenimimiz, know-how'ımızı, yenilikleri onları ileri götürmek üzere yapıyoruz zaten. Şimdi ilk ayak izimizi ilk başta tabii ki ülkemizde genişletmek istiyoruz. Çünkü kurumsallık sadece şu anda hani İK alanında büyük şirketlerin know-how'ında olan bir şey. Ama öyle olmak zorunda değil. Dolayısıyla daha orta büyüklükteki çok olması lazım. O prensipleri paylaşmak istiyoruz. Çünkü bu verimlilikle ilgili bir şey. Şirketlerin verimliliği toplandığında ülkemizin verimliliği. Dolayısıyla hatta yani küçük şirketlere yayıldıkça Türkiye'nin verimliliği artacak. Tabii ki evet. Tabii. Bu ülke bazında bir şeye doğru gider. Dolayısıyla biz bunu ne kadar çok paylaşabilirsek, teknolojiyle ne kadar hızlı bir şekilde yayabilirsek, amacımız aslında Türkiye'de bu. Ama global ölçekte de dediğim gibi Türkiye'nin bir kere çok iyi bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Teknoloji olarak, İK olarak. Biz bir İK teknolojisi olarak hani yurt dışında global ölçekte başarılar elde edeceğiz. Rekabette olacağız. Zaten kendi kişisel geçmişlerimiz de bu şekilde. İstediğimiz yön de bu. Dolayısıyla orada da yapabileceğimiz çok şey var. Teknoloji olarak bu ülke çok kuvvetli. Hani çok iyi mühendislerimiz, yazılımcılarımız doğru. var. Hatta o kadar iyiler ki maaşlarını ödeyemiyoruz. Çünkü oralarda çalışıyorlar, değil mi? Doğru. Dolayısıyla ülkede tutmaya çalışıyoruz. İkincisi insan kaynakları alanında da bu ülke çok iyidir aslında. Biraz kurumsal şirketlerde kalmıştır bu bilgi ama çok genç bir nüfus, beklentisi çok yüksek olan bir nüfus. Finansal olarak çok zorlu bir ülke burası. Yıllardır süre gelen zorluklar var. Dolayısıyla da baktığınızda insan kaynakları profesyonelleri çok iyi iş başarırlar bu ülkede. Çok iyi şeyler bilirler, yaptıkları süreçler çok sağlamdır, çok iyidir. Ama birazcık üst kurumlarda kalmıştır. Bizim bunu yaygınlaştırma gibi bir şeyimiz var. Dolayısıyla da hani global ölçekte de son derece başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz olduğumuz son zamanda. Son 60 saniyemiz. Tabii. Hedefinizi anlatmanızı istiyorum. Hedefimiz, 5-10 yıl. Evet, bir Türkiye'de orta ölçekli şirketlerle know-how'umuzu paylaşmak. Güzel. Kesinlikle birinci şeyimiz bu. Henüz orada yoksunuz. Evet, yani orta ölçeklilerin ama bazılarıyla, yenilikçi şirketlerle, teknoloji, perakende alanında şirketlerle çalışıyoruz. Daha çoğuna gitmek istiyoruz. İkincisi de yurt dışında geliştirmek. Bunu da nerede ilk başta mesela? Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da yapacağız. 2 sene içerisinde de Amerika ve Uzak Doğu pazarına gireceğiz. Harika. Yeni bir yatırım şeyi var mı, beklentisi?
Yatırım evet, bir kere o yola girdik, o devam edecektir. Yani evet, başarılarımız devam edecek. Daha gelebilir mi önümüzdeki süreçte? Birden fazla gelir diye umut ediyorum artık. Gelecek. Öyle kar topu şeklinde gitmesi gerekiyor. Geliyor yani. Evet, gelecek inşallah hep beraber. Peki, Allah daha versin. Sağ olun, teşekkürler. Çok teşekkürler, kalkmayın lütfen. İrem Yelkenci ile konuştuk, F4E kurucu ortağı, insan kaynakları yönetimini konuştuk ama insan kaynakları tabii yapay zeka tabanlı yazılımlardan yola çıkarak nasıl geliştirilebileceğini ve şirketlere nasıl bir verimlilik sağlayabileceğini konuştuk. Böylece son seansın ve haftanın sonuna geldik. Pazartesi görüşmek üzere.